İyiyiz İyiyim. biz de heyecanlıyız ama güzel Evet. bir heyecan. Ben de heyecanlıyım. Evet. Sesim bu arada net geliyor mu Yağmur ve Sude? Sesimde bir sorun yoktur umarım. Yok, net geliyor. Yok. Tamam. Nasıl yapacağız? Akışa dair bilgilendirecek misiniz? Evet, öncelikle teşekkür ederiz katıldığınız için, kırmadığınız için. Ben Sudem, arkadaşlarım Sude ve Mihriban. Biz sırasıyla sorular soracağız sizlere. Öncelikle ben başlayacağım. İsterseniz başlayalım hemen. Tamam, başlayalım. İlk olarak psikoloji bölümündeki bir öğrencinin kişilik özellikleri neler olmalı? Mesleğe daha yatkın olabilmesi için bunlardan biraz merak ediyorum. Tamam. Öncelikle ben de kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Betül. Ben klinik psikoloji alanında uzmanlığımı tamamladım. Aynı zamanda da akademide çalışıyorum bir taraftan. Şimdi psikolojide nasıl bir kişilik yapısı olur, olmaz derken burada aslında ben biraz kişisel fikir olarak da şunu söylemeliyim size. Hani bu çok keskin kalabilir belki böyle bir karakter olmalı demek ama hani çünkü bir yeterli kişilik özelliği yok, belli başlı şeyler hem eğitimle öğrenilebiliyor hem eğitimle değişebiliyor. Ama biz bu noktada şöyle diyebiliriz. Sürekli öğrenmeye, sürekli gelişmeye açık olmalı. Yani bu psikoloji okumak isteyen öğrencilerden birinin belki saymamız gereken özelliklerinden biri. Bunun yanında tabii ki araştırmayı, öğrenmeyi, sevmek dahil buna, merak etmek dahil, bir bilgiye açıklık dahil. Genel olarak ise analiz etme becerisine sahip, etkin dinlemeye, etkin bir şekilde gözlemlemeye hazır olan, tabii ki insan ilişkilerini, insanlarla iletişim içerisinde olmayı seven, kişiler olmaları önemli ve sabır önemli. Hani bu sadece insanlara sabretmek ayrı ama bir değişimin ortaya çıkması için sabretmek de önemli. Öğrenmek için sabretmek de önemli ve bu yolculuğun sürekli olduğunu bilerek de buna sabır göstermek ayrıca önemli. Bunun yanında belki önemli olarak değinmemiz gereken şeylerden biri de psikoloji alanında hangi alt alanda olursak olalım zor gruplarla, zorluk yaşayan gruplarla, bireylerle çalışılıyor. Bunun için bunu göze almak gerekiyor. Yani hayatı boyunca, meslek hayatı boyunca sorun çözmekte, ilişkili olmak, yani sorun çözmeye dair bir becerisi olması psikolog adayları için kıymetli bana kalırsa ama şunu genel olarak tekrar kapatırken de bu sorunun cevabını söyleyeyim. Bu bütün bu özellikler eğitim boyunca değişebilir, gelişebilir ve bizim hatta psikoloji öğrencilerinin diyeceğim bunları fark ediyor olması gerekiyor. Yani bunların mesleklerini nasıl etkileyeceklerine, profesyonel hayatlarını nasıl etkileyeceklerine olan dair bir farkındalıkları olması gerekiyor. Bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de okutulan dersler ve okuma zorlukları, psikoloji çok zor bir bölüm mü yoksa çalışılırsa olur yapabilirlik cinsinden mi? Onu merak ettim. Şimdi bu zorluk kısmında şöyle söyleyeyim. Tabii ki üniversitede hani görece diğer bölümler gibi çalıştığınız zaman, derslerinizi dinlediğiniz zaman çok iyi bir ortalama öyle olmasa da geçebilirsiniz. Hani bu kısmı kapatalım ama sizin sorunuzu şöyle anlıyorum. Öğrenerek ne kadar donanımlı biz bu bölümü tamamlayabiliriz diye bakacak olursak, elbette kendinizi geliştirmek için önü açık olan bir bölüm. Hani okumanız gereken bir sürü kaynak, bir sürü güncel bir alan yazın var bir taraftan da. Bu eğer buna yönelik bir süreç olacaksa derslere devam etmesi, öğrencilerin sürekli araştırma yapması, sürekli farklı kaynaklardan okuma yapıp yeni bakış açıları kazanmaları önemli. Yani üniversitede hem hani psikoloji özelinde de dersi işleniş biçimi olarak biraz öğrencilerin de aktif katılımı önemli. Hani bu noktada sadece bir öğretim üyesinin ders anlatması değil, öğrencilerin de sunumlarla, projelerle, rapor yazımlarıyla, ödevleriyle beraber biraz da alanın pratik kısmına yönelik bir şeyler yapması gerekiyor. Bunlar isteniyor. Ama şöyle toparlayalım bunu da isterseniz.
psikoloji bölümünde hem teorik hem de pratik olarak bütün bilgilerin yoğrulması önemli. Eğer psikoloji bölümünde bir öğrenciyseniz hem kendiniz bireysel olarak araştırma merakınız olacak, bireysel olarak yenilikleri keşfetme merakınız olacak, hem de öğretim üyelerinizin anlattığı konuları, verdikleri bilgileri ve onların bu bilgileri de teorik bilgilerini de pratikte yorumladığını, pratik süzgeçlerinden geçirdiğini bilerek dinlemek ve bunlar üzerine çalışmalar yapmak önemli. Hani zorluk derken kalmazsınız ama donanımlı olmak için bunlar gerekiyor. Böyle söyleyebilirim. Anladım, teşekkürler. Zaten diğer bölümler gibi psikolojide sürekli yeni şeyler ortaya çıkaran, sürekli yeni makaleler, bilimsel bazı şeyler ortaya çıkaran bir bölüm olduğu için daha çok takip etmesi gerekiyor aslında. Tabii elbette hani insanla çalışıyoruz. İnsanlar sürekli gelişen ve değişen birçok dönemden geçtikçe yeni sorunlar, yeni çözüm yolları veya yeni maalesef dezavantajlı olan yeni gruplar ortaya çıkıyor örneğin. Bunları takip etmek önemli. Bunların peşinden gitmek önemli. Bu yüzden araştırma çok önemli ama hani her zaman her öğrenciye de hocaların da tavsiyesidir derslere devam etmek ayrıca kıymetli. Bir kitaptan bakarak öğrendiğiniz gibi olmuyor. Çünkü hocaların bu bilgileri kendi deneyimleriyle birlikte bir araya getirerek, hani bir süzgeçten geçirerek anlatması gerçekten yani hem pratik alana da hitap etmiş oluyor aslında. Böyle söyleyebiliriz bunu da. Anladım. Peki laboratuvar ve biraz da staj hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi laboratuvardan başlayalım. Psikoloji alanında birçok farklı laboratuvar var. Hani öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji gibi alanlarda çalışmalar laboratuvarlarda yürütülüyor. Aynı zamanda hayvan araştırmaları için ayrı laboratuvarlar da var ama tabii bunlar Türkiye'de belli başlı üniversitelerde var. Bunlar sınırlı olabiliyor. Ama örneğin bir gelişim psikolojisi laboratuvarında aynalı gözlem odaları oluyor. İşte yine sosyal psikoloji laboratuvarlarında hani bireylerin gruplar içerisindeki davranışlarını gözlemlemek için laboratuvarlar oluyor. Onun dışında bilişsel psikoloji alanında da laboratuvarlar oluyor. Burada biraz daha bilgisayar sistemleri üzerinden hani tepki vermek, bireyin zihinsel süreçlerini gözlemlemek veya hani bazı elektrotlarla, cihazlarla beraber onda meydana gelen değişiklikleri gözlemlemek bir yol oluyor. Bir de hani aslında bildiğiniz belki sizler de okumuşsunuzdur. Hani farelerin, güvercinlerin olduğu böyle labirentlerde çalışmalar oluyor. Hani bunlar Türkiye'de dediğim gibi sınırlı sayıda var. Her üniversite. Hayır, her üniversitede yok. Onun dışında staj imkanlarını söylemiştiniz. Ya aslında bunu her zaman da hani söylüyoruz, insanın olduğu her yerde psikoloji öğrencilerinin ve psikoloji mezunlarının gözlem yapabileceği, deneyim kazanabileceği bir fırsat var. Staj imkanları da zorunlu ders olarak bazı üniversitelerde var ama bazı üniversitelerde yok. Gönüllü olarak öğrenciler stajlarını birçok farklı alanlarda yapabilirler. Bir spor kulübünde yapabilirler örneğin ya da bir satış danışmanlığında yapabilirler, insan kaynaklarında yapabilirler. Belki bir hastaneye giderler hani bir psikoloğun yanında ya da psikiyatristin yanında gözlemci olarak staj yapabilirler. Staj imkanları da tabii ki var. Hatta staj çok önemli. Hem alanını öğrenciler seçmeye yönelik bir deneyim kazanıyorlar. Hani örneğin bu alanda çalışmak istiyorum diye bir varsayımla başlıyor ama stajda bunun ona ne kadar uygun olup olmadığını ya da aslında tam istediğinin olup olmadığını fark etmesi için de iyi bir fırsat oluyor. Anladım. Teşekkürler tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Ben de şey soracağım. Alanda ayrım nasıl oluyor? Yani klinik psikolog, sosyal psikolog bunlar neler? Onun hakkında bilgi verirsiniz. Tabii. Şimdi 4 senelik lisans eğitimi sonucunda psikolog olarak mezun oluyor mezunlarımız. Yani psikolog unvanıyla. Ama alt alanlara dair ise ayrı bir uzmanlık eğitimi tamamlanması gerekiyor. Şimdi birkaç alt alandan bahsedeceğim ama bunlar için yüksek lisans eğitimlerini tamamlamaları önemli. Bu alanlarda uzmanlaşmak için. İlk olarak isimlerini ve hani kısaca ne olduklarını söyleyeyim sizlere. Klinik psikolojide bireylerin bilişsel, duygusal, davranışsal bozuklukları ve bunlara yönelik tedavi yöntemleri ele alınıyor.
Gelişim psikolojisinde bireyin doğumundan ölümüne dek uzanan tüm yaşamı boyunca fiziksel, duygusal ve toplumsal işlevlerindeki düzenli ve süre giden değişimleri, aynı zamanda bunların birbirleriyle etkileşimleri ele alınıyor. Sosyal psikoloji bireylerin toplum içerisindeki davranışlarını gözlemlemek için bir alan. Burada aynı zamanda göçmenler, örneğin dezavantajlı gruplar ya da genel olarak bu gruplarla da çalışılabiliyor. Bir diğer alt alan öğrenme psikolojisi. Burada da insanlarda ve hayvanlarda öğrenmeyi oluşturan etkenler, öğrenmenin nasıl geliştiği, öğrenme sürecini ve öğrenmeye dair bireysel farklılıklar ele alınmış oluyor. Bilişsel psikoloji var, diğer alt alanlardan biri. Bilişsel psikolojide de öğrenme, duyum, algı, performans, motivasyon, bellek, dil, düşünme, iletişim gibi davranışların altında yatan temel süreçlerdeki bilişsel değişiklikler ele alınıyor. Nöropsikoloji var bir alt alan olarak. Nöropsikolojide beynin fizyolojik yapısı ve psikoloji bir arada inceleniyor. Endüstri ve örgüt psikolojisi var. Burada da çalışma yaşamında insanların davranışları inceleniyor ve endüstri ve örgüt psikologları hem verimli hem üretken bir çalışma ortamı yaratmak için uğraş gösterirken aynı zamanda da çalışanların mutlu ve sağlıklı olması için çalışmalar sürdürüyor. Adli psikoloji bir diğer alt alan. Burada da hukuk ve psikolojinin kesiştiği bir alt alan. Onun dışında psikometri var. Psikometride psikolojik testler, psikolojik testlerin veri analizleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Son olarak da deneysel psikolojiyi söyleyebiliriz. Deneysel psikolojide de psikoloji bir doğa bilimi olarak kabul ediliyor ve kontrollü laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen deneysel çalışmalarla hipotezler test ediliyor. Bu hipotezlerde insan ve hayvan davranışlarının temelinde yatan süreçlerle ilgili hipotezler. Böyle genel olarak söyleyebilirim. Belki spor psikolojisinden de bahsedebiliriz. Yani dediğim gibi çok çeşitli alt alan var. Şu an saydıklarımın yanında saymadıklarım da var muhakkak. Bunlar da böyle alt alanlarda sürekli gelişme ve değişme gösteriyor. Ama genel olarak alt alanlar bunlar ve bunlara yönelik uzmanlık eğitimi, yani yüksek lisans eğitimi önemli. Teşekkür ederim. Sonraki soruda yurt dışında bir psikolog olmak istesek imkanlarımız neler olur? Şimdi yurt dışında bir psikolog olmak istemek galiba çalışma yaşamı açısından soruyorsunuz ama belki öğrenci olma sürecinde de yurt dışına gitmekten bahsetmekte fayda var. Üniversite eğitimleri sırasında sadece psikoloji bölümlerinde değil tüm bölümlerde üniversitelerin Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerle değişim anlaşmaları bulunuyor. Burada da en az 3 ay, en fazla 12 ay olmak üzere Erasmus kapsamında üniversitenizin, eğitim gördüğünüz üniversitenizin anlaşmalı olduğu okula giderek eğitimlerinizi orada sürdürebilirsiniz. Hem yurt dışında eğitim hem de yurt dışında iş bulma imkanı için yabancı dil oldukça önemli. Zaten biraz önce de sorularımızdan bahsederken ya da psikolojinin hani alt alanlarına girmeden önce sürekli gelişen, değişen ve yeniliklerin olduğu, yeni bilginin üretildiği bir alan olduğundan bahsetmiştik ve bu bilgilere de ulaşmak için yabancı dil oldukça önemli. Aynı şekilde şimdi iş bulma açısından muhakkak hani kişisel kaynaklarınızı da göz önünde bulundurarak böyle imkanlar da var. Yani hani maddi durumunuzu karşılayacak düzeydeyseniz örneğin gidip yeniden bir dil eğitimiyle, yeniden bir kendi network'ünüzle yani kişisel olarak bağlantılarınızla da iş bulabilirsiniz. Ama yurt dışı seçeneklerinden belki hani ben de biraz akademide olduğum için bunu bir seçenek olarak hep de ilk aklıma gelen bu oldu daha doğrusu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir akademik personel burs desteği var. Burada öğretim üyesi olmak isteyen kişiler, yurt dışında eğitimlerini tamamlamak isteyen kişilere lisansüstü öğrenimleri boyunca burs veriliyor. Ve bu burslarla yurt dışında işte hani alanlarına uygun olarak seçtikleri bir ülkeye gidebiliyorlar. Tabii ki bunda da yabancı dil ve akademik başarı çok önemli. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bazen devlet destekli projeler oluyor hani ya da
başka sivil toplum kuruluşlarının projeleri oluyor, yurt dışında çalışmalar sürdürülen. Bunlara da başvurmak önemli. Bir yol olarak bunları söyleyebilirim aslında. Tamam, teşekkür ederim. Bir de aslında alan dal ayrımında biraz bahsettiniz ama psikolojiden mezun olduktan sonra çalışma alanlarından da kısaca yine bir bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedebilirim. Psikolojinin çalışma alanlarını aslında en başta da söylediğim gibi insanın olduğu ve insanla etkileşim içinde olunabilen her yerde çalışılabilir. Ama tabii ki devlet kurumlarında, özel sektörde ayrı ayrı kurum kuruluşlarda veya bakanlıklara bağlı, özel sektöre bağlı ayrı alanlarda çalışmalar yapılabiliyor. Bunlara bakanlık ilk önce hani bir kamu personeli seçme sınavı dediğimiz KPSS'den bir puan alıp devlet kurumuna girmek ya da bunu tercih edenler için bahsedelim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler veya ruh sağlığı kuruluşlarında çalışabilir psikologlar. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemeler, yani bu adliyeler ve ceza infaz kurumlarında çalışabilirler. Yine Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak huzur evlerinde, çocuk izlem merkezlerinde, çocuk evlerinde çalışılabilirler. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan, yani yanılmıyorsam İçişleri Bakanlığı'na bağlı göç idaresinde çalışabilen psikologlar var. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü de psikologların çalışma alanlarından biri. Onun dışında eğitim kurumlarında, anaokulları, okullarda, kreşlerde çalışabilirler. İnsan kaynakları birimlerinde, bu hem fabrikaların hem şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışabilirler. Psikoteknik merkezler var. Buralarda çalışabilirler. Radyo, televizyon, gazete, dergi gibi medya kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde veya bir spor kulübünde çalışabilirler. Kendi danışmanlık merkezlerinde de çalışabilirler ama burada hani kendi alt alanlarında, çalışmak istediği alt alanlarında uzmanlaşmak oldukça önemli. Bunların yanında askeri kurum ve kuruluşlar psikologların çalışma alanlarından biri. Ve son olarak da akademi alanında psikologlar çalışmalarını sürdürebilirler. Tabii ki saymadığımız birçok alanda oluyor. Yani dediğim gibi yaygın bir çalışma alanı var. Evet, teşekkür ederim. Ben belki bilginiz var diye sormak istiyorum. Psikoloji, bir psikoloji mezunu ve bir PDR mezunun arasındaki fark ne? Bunu merak ediyorum yani. Psikologlar edebiyat, fen edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun oluyorlar. PDR'de ise eğitim fakültelerine bağlı bölümler, psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden mezun oluyorlar. Tabii ki zaten benzer o ruh sağlığı çalışma gruplarının çatısı altında olduğunu söylemekte fayda var ama bunun dışında hani psikologlar ile PDR'lerinin en büyük ayrımlarından biri belki çalışma yöntemleri. Yani psikologlar daha çok ruhsal bozukluklarla ya da bizim az önce de bahsettiğimiz bir zorluk yaşayan, dezavantajı olan gruplarla bu müdahaleler geliştirebilirken PDR buralarda hani psikoterapi, tabii ki eğitim yapan psikolojik danışmanlar var. Ama bunların yanında daha çok bir danışmanlık hizmeti olarak faaliyet gösteriyor. PDR mezunları da okullarda çalışabiliyorlar. Ama orada bir danışmanlık sürdürürken psikologlar ise daha çok dediğim gibi zorluk yaşayan veya bir sorun yaşayanlara müdahale, yani psikoterapi üzerine müdahaleler geliştirebiliyor. Yani bunların alt alanları bazında ayrımlarında olduğu gibi ama bir araya geldikleri noktalar da var. Hani tabii ki her mesleğin kendi mezuniyeti sonunda getirdiği yeterlilikler, yetkinlikler ile sınırlılıklar oluyor. Bu noktalarda uygulama alanlarında farklılaşabiliyor. Öyle söyleyebilirim. Ama benzerlik olarak zaten aynı, yani ruh sağlığı çalışmasının çatısı altındalar. Peki PDR mezunlarının çalışma imkanları psikolojiye göre daha mı az? Yani psikolojiyi yani mesela bayağı anlattınız, işte hani Aile Sosyal Bakanlığı'nda falan da çalışabiliyor dediniz. PDR'de daha mı az bu imkanlar? Yani
bu konuda hani ben kendi alanımla ilgili söyleyebilirim bunu daha rahatça, ama PDR'nin çalışma alanları daha az ya da daha fazla demek doğru olmaz. Tabii ki PDR'de de hani bakanlıklara bağlı olarak alımlar sürdürülüyordur. Hani hem daha çok belki Milli Eğitim Bakanlığı'nda da devam ediyor, ama diğer alanlarda ben hani diğer alanlarda da çalışmıyorum. Kendi alanım akademi, klinik özelinde de bir çalışma alanım var. O yüzden böyle hani imkan açısından kıyaslamak çok doğru olmayabilir. Ama PDR'de de yani birçok özel okul, özel çalışma alanı gibi ben, yani bildiğim kadarıyla devlette de imkanları var. Ama bu kıyas yapamam şu anda. Peki öğrenci kulüpleri hakkında ve tanıtım Hı-hı. ofisleri hakkında bir bilgi verebilir misiniz bize? Tabii, öğrenci kulüpleri sanırım psikoloji topluluklarını kastederek sordunuz. Hemen hemen her üniversitede, yani benim bildiğim kadarıyla psikolojinin olduğu her üniversitede psikoloji öğrenci kulüpleri var. Psikoloji bölümlerine girdikten sonra bunlara, bu kulüplere katılıp aktif faaliyetlerde yer alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, TÜPÖÇ kısaltması. Bu grupta da hem psikoloji öğrencilerinin bir araya gelip birbirlerini tanıdıkları, sosyal anlamda bir araya geldikleri bir oluşum. Aynı zamanda da hani psikoloji alanında kongreler, psikoloji öğrencilerin katılım gösterebileceği seminerler, faaliyetler de düzenliyorlar. Bunun dışında üniversitelerin zaten hem psikoloji toplulukları hem de birçok farklı alanda, birçok farklı ilgi alanlarında da daha doğrusu toplulukları var. Bunlar da genelde öğrencilerin merakları doğrultusunda katılımlarına açık oluyor. Üniversite tanıtım ofisleri birçok üniversitede var. Benim kendi görev yaptığım üniversitede yok. Bunlar ama şöyle galiba oluyor. Yani genel olarak bir irtibata geçiliyor. Ve talepler doğrultusunda da tanıtım günleri, tanıtım faaliyetleri düzenlenebiliyor. Hani yüz yüze eğitim olmadığı için şimdi belki koşullar daha farklı, ama liseler örneğin öğrenciler okulda gelip onları ağırlayıp fakülteler içerisinde, kampüs içerisinde onlara bir tanıtım faaliyeti düzenlenebiliyor. Bir de tercih dönemlerinde, yani üniversite sınavından sonra tercih dönemlerinde hem tanıtım günleri düzenleniyor. Bunlar için de üniversitelerde standlar kurulabiliyor. Ayrı bir çağrı merkezi kurulabiliyor. Buralardan da merak ettiği sonuçları, aday öğrenciler merak ettiği soruları soruyorlar. Böyle. Yani cevap oldu mu bilmiyorum. Hani toplulukla ilgili sorunuzda da. Oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan. Rica ederim. Bu kadar da söyleyelim. Tamamdır. Siz hangi üniversiteden ve üst üniversitede akademisyeniniz? Ben şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde çalışıyorum. Mezuniyetim Hacettepe Üniversitesi. Yüksek lisansım 9 Eylül Üniversitesi. Şu anda da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam ediyorum. Yine klinik psikoloji alanında. Belki hani kapatmadan önce böyle bir küçük psikoloji okumak isteyen öğrenciler ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz gibi bir böyle çok genel bir şey de söyleyeyim. Çok tavsiye evet. değil belki, ama kapatmadan buna da değinelim isterseniz. Peki. Başka sorunuz yoksa. Yok, evet. Tamam, zaten aslında genel olarak bahsettik. Hani psikoloji hem eğitim süreci açısından hem de uygulama süreci açısından sürekli bir araştırma, sürekli bir gelişme süreci dedik. Ama psikoloji içerisinde bu merakın öğrencilerin, hatta psikologların kendini tanımaya yönelik de açık olmalarını gerektirmesini beklerim. Yani bu bir tavsiye aynı zamanda da. Yani hem bireylerin nasıl diğer insanların, diğer grupların süreçlerine dair bir merak, bir araştırma varsa, bunları aynı zamanda kendimize yönelik olarak da sürdürmeliyiz. Başlangıç olarak bunu söyleyebilirim. Psikoloji okumanız boyunca hani eğitim dili Türkçe olan bir üniversiteye gitseniz de yabancı dili muhakkak önemseyin. Akademik başarınızı da önemseyin. Yani sadece dersten geçmek puanı olarak değil, ama tabii ki bunun bir ölçütü, yüksek ortalama, iyi bilginin bir ölçütü olarak, çok
standart bir şekilde ele alınıyor ama yani sizin ileride bir yüksek lisans yapmak istediğinizde ya da işte az önce saydık örneğin Erasmus dedik eğitim hayatı boyunca veya bitirdikten sonra yurt dışına gitme imkanları dedik. Buralarda da akademik başarı oldukça önemli. Psikoloji okumak aslında hani hem bilgiyi öğreniyorsunuz, bir teorik bilgi öğreniyorsunuz ama bir yandan kitap okurken, film izlerken hani her zaman olmasa da dışarıda olan veya haberlerde olan bir olayı yorumlarken size çok şey katıyor. Yani bu farkında olmak, süreçlerin farkında olmak önemli ve heyecan verici daha doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de maalesef psikoloji alanında hani çok fazla böyle mesleki sınırlar ihlal edilebiliyor dışarıdan. Hani görüyorsunuzdur medya kuruluşlarında da. Bu karşımıza çıkan kişilerin hem evet bu sizin gireceğiniz okullar için de aynı şekilde geçerli veya medyadan tanıdıklarınız için de geçerli. Hani nereden mezun olmuş, nerelerde çalışmış, bu kişi neyin eğitimini almış ve ne alanda konuşuyor, ne bilgi alanında konuşuyor diye bunları da böyle biraz eleştirel bir gözle bakmak önemli. Onun dışında aslında son olarak şunu söyleyeyim. Öğrenciliğinizde de yani umarım istediğiniz bölümlere girersiniz. Bu bütün meslekler için de geçerli. Neyi biliyorum ve bu bildiğim bana neyi yapmaya izin veriyor? Neyi bilmiyorum? Ve bunun dahilinde de neler yapamam? Yani bu sınırları bilip yarar sağlayamasanız da en azından zarar vermemeyi göz önünde bulundurursanız bu da önemli. Onun dışında herhalde söyleyebileceğim başka da bir şey yok şu an için. Sizin katkılarınız olursa devam edebiliriz. Aslında ben sormak istiyorum. Siz Hacettepe'de okumuştunuz sanırsam. Doğru hatırlıyorsam. Bir öğrencisinin 11 veya 12 hani siz hatırlıyor musunuz nasıl çalıştınız, çok mu ağırlık verdiniz kazanmak için? Yani şöyleydi, tabii ilk önce hedef belirlemiştik, hani sizlerde de öyledir herhalde değil mi? 11. sınıfa gelince ya da işte lisenin belli bir sınıfına gelince bir alt alan seçiliyor. Tabii o alt alanımı seçerken de benim istediğim şey psikoloji bölümüne girmekti. Onun sonrasında gereken dersler neyse hani bu işte sınavda sorumlu olduğum dersler neyse onlara yönelik olarak yine sadece bu hani az önce dedik ya psikoloji bölümlerinde dersi okulda dinlemenin, hocalardan dinlemenin, devam etmenin önemi diye ben aynı şeyi lisede de böyle devam ettiriyordum. Yani derslerimi sınıfta dinlemeye özen gösteriyordum, olabildiğince devam etmeye. Daha sonra tabii ki derslerin gerektirdiği çalışmalar var. Hani tek konu tekrarları, test çözümleri. Bunları yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Ama sınav süreci ayrı bir süreç. Birçok şeyden sorumlu oluyorsunuz. Bazen birçok şeyden feragat etmek durumunda kalıyorsunuz. Onların stresleri de ayrı ayrı. Buralarda da belki arkadaşlarınızla bunları paylaşmak önemli. Veya okulunuzda rehberlik ve danışmanlık alanındaki hocalarınızla bu süreçlerinizi paylaşmanız önemli. Yani ama umarım sizin de gönlünüzden geldiği gibi olur. Umarım. Umarım. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Tekrar. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hepinize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.